Orada ya, buraya da burada yerine karşı gelince pencerenin önüne beni çıkarttı. Ateş ederek beni ikinci kattan aşağı düşürdü. Darbecilerin gözü o kadar dönmüştü ki onu önce vurdular, ardından da Genelkurmay'ın ikinci katından aşağı attılar. Şu an iki kolum kırık. Şu an yine aynı durum olsa yine kalkar giderim. Emin Aydoğdu o kara gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısını televizyondan öğrendi. Soluğu hemen Genelkurmay binası önünde aldı. O Genelkurmay içerisine giren ilk arkadaşlar biziz. Önce içeriye girdik. Sonrasında askerler bize ateş açtılar. Cuntacılar sivilleri katletmeye başladı. İki sivili bir rütbeli vurdu. Kelime işaret getir. Öleceksin tavırlı sözler kullanmaya başladı. Aydoğdu darbecilerden korkmuyordu. Geri adım atmadı. Uzun namlu tüfeğini başıma doğrulttu ve ellerini kafana dayamamı söyledi. Karşı gelince pencerenin önüne beni çıkarttı. Ateş ederek beni ikinci kattan aşağı düşürdü. Darbe karşıtı gencin durumu ağırdı. Yanına gelen askerler yardım edecek sandı. Ancak onlar da ölüm tehditleri savurdu. Kaç! Abi kaç! Kaç! Yat! Yat! Sakin! Sakin biraz sakin! Sakin! Birkaç tane asker bacağımdan tutup beni Genelkurmay'ın bahçesine kadar beni sürükledi. Ve buradan sana 5 dakika mühlet, eğer buradan gitmezsen seni tarayacağım diye tehdit etti. Oradan kendi can havlimle dönmeye başladım. Darbe karşıtları tarafından hastaneye kaldırılan gencin kırılmadık kemiği kalmadı. Kurşun yaraları yüzünden defalarca ameliyat oldu. Hayati tehlikeye atlattı. Kötü olmuşum, şehit olmuşum. O benim hiç umurumda değil. Benim vatan ve milletim başı dik olsun. Yeter. Allah.